Sevgili öğrencilerim, hepinize merhaba. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı birinci dönemin sonuna geldik. Dört gözle beklediğiniz, iple çektiğiniz yarı yıl tatili başladı. Bu dersimizde sizlere yarı yıl tatilinizi verimli geçirebilmeniz adına birkaç öneride bulunacağım. Öncelikle bir dönem boyunca gerek yüz yüze gerekse uzaktan eğitim sürecinde ödev ve sorumluluklarınızı yerine getirerek göstermiş olduğunuz başarılardan dolayı sizleri kutluyorum ve bu başarılarınızın büyüyerek devam etmesini diliyorum. Gelelim tatilde neler yapacaklarımıza. Sevgili çocuklar, tatilimizi verimli ve kaliteli geçirmemiz için öncelikle plan yapalım. Oluşturduğumuz plan sayesinde neyi, ne zaman ve ne kadar yapacağımızı belirlemiş, zamanımızı etkili kullanmış oluruz. Evet çocuklar, tatilde bolca dinlenmeli, uyku düzenimizi okul zamanındaki gibi korumalıyız. Akşamları erken uyumalı, vaktinde uyanmalıyız. Uyku dinlenmemizi sağlarken diğer taraftan sağlıklı bir şekilde büyümemize, beden ve beyin sağlığımızın yerinde olmasına katkı sağlar. Düzenli uyku, sağlıklı bir beden demektir. Sevgili çocuklar, sağlıklı beslenme, vücut sağlığımızı koruyan bir diğer önemli etkendir. Beslenmemize dikkat edersek, hastalıklardan korunmuş, dikkatimizi yapmış olduğumuz işlere yoğunlaştırmış, öğrenmelerimizi daha hızlı hale getirmiş oluruz. Aynı zamanda sağlıklı beslenmek, büyümemizi de olumlu bir şekilde destekler. Bu yüzden sizlere abur cubur yemekten uzak durun diye önemli bir tavsiyede bulunuyorum. Ders çalışmayı günlük tekrarlar yaparak bırakmıyoruz çocuklar. Çünkü tekrar çalışması yapmak bir dönem boyunca öğrendiğimiz bilgilerin kalıcı ve taze olmasını, unutulmamasını sağlar. Böylece sizler ikinci döneme hazır olursunuz. Yazı çalışması yapmak yazımızın güzel ve okunaklı olmasını, duygu ve düşüncelerimizin kalıcı olmasını sağlar. Sizler tatil boyunca günlük kısa yazılar, kompozisyonlar ve günlük yazabilir, kendinize rahatlama araları verebilirsiniz. Tatil zamanları siz çocukların oyun oynamak için en önemli anlarıdır. Çünkü oyun sayesinde siz değerli çocuklar kendinizi keşfeder, geliştirir ve öğrenirsiniz. Aynı zamanda iletişim yönünüz gelişir ve dünyayı tanımış olursunuz. Takım çalışmasını ve işbirliği yapmayı öğrenirsiniz. Aynı zamanda hobilerinize de zaman ayırmalısınız. Resim yapmak, müzik dinlemek veya müzik aleti çalmak, satranç, cenga gibi kutu oyunları oynamak, sosyal mesafenizi koruyarak arkadaşlarınızla vakit geçirmek eğlenceli olacaktır. Oyunlar ve hobileriniz sayesinde sizler hem eğlenmiş hem de dinlenmiş olursunuz. Tatiller ailemizle vakit geçirmek için çok kıymetli zamanlardır. Anne ve babamızla, kardeşlerimizle, aile büyüklerimizle kuracağımız iletişim, yapacağımız sohbetler aile içi bağlarımızı kuvvetlendirir. Duygusal ve sosyal yönden gelişmemize olumlu katkı sağlar. Yapboz, oyun hamuru, evcilik, saklambaç gibi oyunlar oynayarak ailemizle eğlenceli dakikalar yaşarız. Evdeki sorumluluklarımızı da yapmamıza da fırsat bulmuş oluruz. Sevgili çocuklarım, tatilde dikkat etmemiz gereken bir diğer önemli konu teknolojik aletlerin kullanımıdır. Tablet, bilgisayar, cep telefonu ve televizyon gibi araçlara çok fazla yönelmememiz gerekmektedir. Sizlerin yaşına ve gelişim dönemlerine uygun programları izleyebilir, sanal turlar sayesinde müze veya ülkeler gezebilir, merakınızı giderecek programları belirli sürelerde takip edebilirsiniz. Uzaktaki akrabalarımız ya da arkadaşlarımızla görüntülü görüşebilir, yazışarak da iletişim kurabilirsiniz. Bilinçli teknoloji kullanımı hem bedensel hem de zihinsel gelişiminizi olumlu etkileyecektir. Ve tatilimizin hem dinlendirici hem de öğretici en kıymetli adımı kitap okumaktır çocuklar. Kitap sizlere bir arkadaş, keşfetmenizi sağlayan yeni bir dünya ve sınırsız bir hayal gücü kazandırır. Kitaplar sayesinde öğrenmelerimiz artar, kelime dağarcığımız gelişir. Anlama kabiliyetimiz güçlenir ve kendimizi daha güzel ifade edebiliriz. Kitap okuma zamanlarımızı ister tek başımıza, istersek anne ve babamızla yapabiliriz. Ayrıca sesli kitap okuyarak ailece kitap okuma saati de yapabiliriz. Sevgili öğrencilerim, uzun ve yorucu bir dönemin sonunda bu kısa tatili hak ettiniz. Size sağlık,
huzur, mutluluk ve ailenizle geçireceğiniz güzel bir yarı yıl tatili diliyorum. Sizleri çok özleyeceğim. Hoşça kalın.